Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının self-determinasyon hakkının, yani kendi geleceğini kendisinin belirlemesi hakkının en doğal yansıması ve en önemli simgesidir diye düşünüyorum. Aradan geçen 35 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün ekonomik anlamda ve sosyal anlamda bazı sorunlar yaşıyorsa da hukuk devleti olma yolunda kuralların uygulanması ve devletin gerçek anlamda hizmet sunması anlamında bazı sıkıntılar yaşıyorsak da her şeye rağmen burada bir kamu otoritesi vardır. Kıbrıs Türklerin iradesini yansıtan bir devlet yapılanması vardır. Kıbrıs'ta ister bir çözüm olsun, isterse çözümsüzlük sıkıntısı devam etsin, Kıbrıslı Türkler kendi iradeleriyle kendi kendilerini yönetme mücadelesini devam ettireceklerdir. Bu kadar yıldır vermiş olduğumuz mücadele çerçevesinde bu adada Kıbrıs Türk kimliğini var etme mücadelesi çerçevesinde bence Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bunu zaman zaman bazı kesimler sanki kapsamlı çözümü ya da Kıbrıs'ta bulunacak olan bir çözüm anlaşmasını engelleyen bir unsur olarak takdim etmişlerdir. Ama ben bu görüşe hiçbir zaman katılmadım ve katılmıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs'ta çözümün önünde bir engel değildir. Bilakis bir çözüm ertesinde eğer bir ortak yönetim söz konusu olacaksa böyle bir durumda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunun en önemli ayaklarından bir tanesi olacaktır. Eğer bir çözümsüzlük devam edecekse Kıbrıs'ta o açıdan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu çözümsüzlük ortamında da Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerini yönetecekleri en önemli mihenk taşı olacaktır diye düşünüyorum. İki taraf arasında, iki toplum arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkı ile Kıbrıs Rum yönetimindeki Kıbrıs Rum halkı arasında ne kadar çok diyalog, ne kadar çok ekonomik, ticari, sosyal ilişki ve diyalog olursa birbirimizi daha iyi tanımamız o kadar mümkün olur diye düşünüyorum. Her ne kadar da 1963 Aralık ayından itibaren ayrı ayrı yaşıyorsak da aslında 2003 yılına kadar iki taraf arasında gerçek anlamda geçişler de söz konusu değildi ve birbirimizi yaşadığımız gelişmeleri yakından takip edemiyorduk. Ama 2003'ün ertesinde sınır kapılarının açılmasıyla birlikte İki halkın birbirini daha iyi tanıması daha bir mümkün oldu diye düşünüyorum. Bu zaman zaman şu yorumlara neden oluyor. Kapıların açılması iki toplumu yakınlaştırmadı, birbirinden daha da bir uzaklaştırdı şeklinde yorumlar da söz konusu oluyor. Bence burada önemli olan şey şudur. Öyle ya da böyle daha gerçekçi analizler yapmamıza yardımcı olacaktır. Daha fazla diyalog, daha fazla sınır kapısının açılması. Öte yandan bir rezervi de, bir şerhi de düşmek istiyorum. Sınır kapılarının açılması değildir sadece önemli olan. Bu kapılardan madde 1, gerçek anlamda iki tarafın da eşit şekilde yararlanacağı şekilde bir ticareti mümkün olacak, mümkün kılacak şekilde. Örneğin Kıbrıs Rum taşıma araçlarının kuzeye geçebildiği gibi bizdeki taşıma araçlarının da otobüslerin de kamyonların da güneye geçişi mümkün olabilmelidir. Bu açıdan bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Ve ikincisi çok daha önemlisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının güneye geçebilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Çünkü Türkiye kökenli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının maalesef Güney Kıbrıs'a geçişine Kıbrıs Rum yönetimi izin vermemektedir. Bu da vatandaşlarımızın bir bölümünün kendilerini dışlanmış hissetmelerine neden olmaktadır. Bu bizim hiçbir zaman destekleyebileceğimiz bir şey değildir. Buna karşı olduğumuzu defalarca söyledim. Önümüzdeki dönemde de bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması ve daha eşit, daha adil bir muamelenin bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlanabilmesi için çabalarımızı ve uğraşlarımızı devam ettireceğiz.